Hepinize yeni bir videodan merhaba dostlarım. Marmara sunucusunun 17. bölümüyle karşınızdayım. İyi seyirler dilerim. Şimdi bir tane şöyle Tengu maskesi alacağız. 3 efsun, 12 gün 1 saati var. Hani şu an olabilecek maksimum günde. 15 rüzgar, 10 ateşi var ama benim buradaki olayı 3 efsun olması ve gününün de maksimum seviyede olması. Şöyle bunu alıyorum. Normal atmalık fiyatını aldık bunu. Atmalıktan kastım. Hiç 3 efsun yapılmamışlar bu şekilde satılıyor. 3 efsun bulduk. Benim elimde de bir tane Tengu maskesi vardı düz. Ona normalde ben efsun getirecektim. Ama bu kaskı efsun getiririm. Onu satarım yine Bivon'dan. Hani onunla bunu takas etmişim gibi. Maksimum 10 em fazla vermişimdir. 10 em'e de 3 efsun yapmak bence gayet iyi. Rüzgar şeytanlı bir şeyler getirmeye çalışacağım. Bakayım ben buna biraz bir efsun atayım. Efsun atarken böyle bir şeyler geldi buraya maden olarak. Ne oluyor arkadaşlar? Event falan mı var? Allah Allah. Ben hemen bir kazmayı alıp geleyim. Bakalım kazalım şöyle. Para ediyor mu etmiyor mu? Onun hakkında da hiçbir fikrim yok. Niye burada böyle bir şey çıktı onu da bilmiyorum. Bakalım ben biraz kazayım. Bir tane düşürdük. Hemen bakalım neymiş, nasıl bir şeymiş. Güneş cediti cevheri. 5 tane aldık. 25 hem bir tanesi diyor. Oo, öyleyse var ya iyi para he. Şamanı da getiriyorum. Bakayım onunla beraber kazacağım. Madenler bitti. 99 tane de kaldık ya. Var 100 olsaydı deneseydik. Bir tane kaldı. Deneyemiyoruz abi. Şansımız da buymuş. Abi gelen hepsine bakın ya. 15 rüzgar 20 ork geldi. Şu 20 şeytan olsa. Ama bunu da değiştiremem şimdi. Vallahi bilmiyorum bu böyle kalsın. Olmadı ileride değiştirecek olursam değiştiririm. Ama şu an şunu değiştirmeye gönlüm el vermez yani. O yüzden kalsın bu böyle. Hani baktım şeytan çok lazım oluyor. Değiştiririm artık. Önceki bölüm sürgüne soktuğumuz hesabımız 84 level oldu. Şöyle bunun usta sandığını da açalım bakalım. Bunun içinden bize şöyle 5 efsun 5 arttırma verdi. Bir de soylu ejderha kutusu verdi. Elimde buz tılsımı vardı. Bunu bir hemen ben 5 efsun yapayım. Bunu bir efsunlayalım bakalım. Hani böyle 20 buz falan gelirse dururum. Kendimiz yotundayken Bagjanomu'yu keserken falan kullanırız bunu. Hemen şöyle bir 5 efsun yapmayı deneyeyim. Geçecek mi? İkinci efsun geldi. 3 geldi. 4 geçer mi? 4. de geçti. Hemen ben buna bir kutsama küresi atayım. 5 efsun yaptım. Şöyle bir efsunları atalım bakalım. Umarım bir 20 buz getirebiliriz. İlkini attım. 15 buz, 3 savunma. Şu 20 buz olsaydı keşke. Hemen ikinciyi atıyorum. 10 düşüş direnci, 15 karanlık, 5 yarı falan. Üçüncüyü attım. 15 karanlık, 15 böcek. Yine durumam bunda. Dördüncüyü atıyorum. 15 dünya direnci, 15 zodyak, 6 düşüş, 6 yarı direnç. Yine kötü geldi. Sonuncuyu atıyorum artık. 15 karanlık, 15 böcek, 3 savunma, 23 öl canavarı falan çöp geldi. Yapacak bir şey yok. 90 olunca 90'daki efsunları da kullanırız. Bir tane de efsun savaşçımda vardı. Bunda da atalım bakalım şöyle. 20 böcek, 4 savunma geldi. Satılır mı bilmiyorum. Şimdi 5 vana bir tane titan kalkanı buldum. Şöyle artı 8. Normalde bunların artı 8'leri düz zaten 5 van. Sersemon şeytan 6'da orku var. Bizim işimizi Jotun'da gayet görür. Şöyle 5 vana bunu alıyorum. Hayır durlu olsun titan kalkanımızda. Şimdi şu arkadaşımıza melee petimizi satacağız. Birkaç bölüm önce çıkarmıştık. Çok güzel pet. Bir tık ucuza veriyorum açıkçası. 7 vana vereceğim. 7 vana artı nakliyeydi arkadaş verdi. Şöyle 1.8 EP, 1.4 de defansı vardı. Hani aslında harbiden ucuza veriyorum. Bunun nedeni 10-12 bon ama 7 bon'a verdik bakalım. Hayırlı olsun arkadaşı. Güle güle kullansın. Hazır böyle bu kadar çok pet ile ilgilenmişken şöyle bir tane nakliye vardı elimde. Benim bu şamanımda çok önceden kalma bir tane pet vardı. Yani 1,5-2 yıldır böyle nakliyede bu pet. Bir ara kullanırım diye böyle nakliyede kalmıştı. Birisi vermişti bana bunu ama niye verdiğini hakkında hiç fikrim yoktu. O öyle ticaret atıp vermişti, sormuştum adama niye verdin diye. Cevap da vermemiş. Zaten maymun peti. Bruh. Tek skill ama 10.3 HP'si var. Hani bayağı iyi. Şimdi bunu nakliyeye koyacağım. Bu peti ne yapacağız? Maymun peti yank düşme oranını maksimum veriyor. Full oran veriyor. Yani %11 sanırsam yank düşme veriyor olması lazım. Hani burada emdirinci %80 falan yazıyor ama totalde %11 yank düşme veriyor. Bu yank düşmeyi de Jotun'da. Jotun'u keserken kullanacağız. Hani Jotun'dan 500-600 em kadar atabiliyor bir anda. Onun için bu pete bir yank düşmeye emdireceğiz şimdi. Kalsın kenarda. Jotun kesilirken kullanırız. Tabii şöyle de bir sıkıntımız var. Bunun gününü beklemesi lazım. Bu ölü olarak duruyordu. Şöyle nakliyeden çıkaralım. 11 günlük şu anda. En son 11 günde kalmış. Aa ben maymun sanıyordum. Bu örümcekmiş. Ben bunu yıllardır maymun sanıyordum ya. Ben bir davarım.
Bu örümcek mi? Şöyle bir tipine bir bakayım. Tip 6 deme bu. Gerçi tip 6 olmasa 10.3 HP nasıl verecek? Öyle de bir şey var. Aynen tip 6 ama ulan ben bunu maymun sanıyordum ya. Neyse artık. İnternetten baktım da Yank düşmanı da o kadar çok bir fark yokmuş maymun arasında. 0.2 sadece fark var. Sıkıntı olmaz o da bize. Bunun günü gelince biz buna Yank düşme emdiririz. Elimde şimdi 30 tane meley sandığı var. Daha doğrusu ejderha bek sandığı var. Bunları açacağız bakalım. Tanesini 20 M'den aldım. Yani toplam 6 mon verdik buraya. Bakalım çıkarabilecek miyiz 6 monu? Bir ejderha alevi istiyorum açıkçası bu tur. Şöyle açmaya başlayalım bakalım. İlkini açtım. İlkinden 10 em. Kötü başladık. Şöyle aralardan rastgele açacağım. Bir 10 em daha geldi. Alev falan alamadık. 30 em geldi. Tamam fena değil. Şöyle bir sandık daha açtım. Bir 10 em daha geldi. Beyaz inci var ekstra olarak. Böyle bir tane daha yapıştırdım. 40 em. Çok güzel. Hemen şuradan bir tane daha açtım. Bir 30 em daha. Harika. Bir tane daha yapıştırdım 10M ama beyaz inci aldık. Beyaz inci de 5M hani 15M çıkmış gibi. Şöyle bir tane daha açtım 40M güzel. Şuradan bir tane açtım 10M daha. Hadi şunu açalım bir 10M daha bir 10M daha. Kötü gidiyoruz şu anda kötü gidiyoruz. Beyaz inci versin en azından 10M attıktan sonra bir tık kurtarsın. 40M geldi güzel. Şöyle bir tane daha açtım bir 10M daha çıktı. Alev falan alamadık şu zamana kadar. Şöyle şuradan bir tane daha açtım 30M tamam. Bir tane daha bir 30M daha güzel. Hop bir tane daha vurdum 10M bir 10M daha geldi. Bir 10M daha geldi. Bir tane daha vurdum 30M. 380M oldu şu ana kadar. Toplam kaç sandık kaldı? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sandığımız kaldı. En kötü ihtimal 490M'i göreceğiz. Şöyle bir tane açtım 60M çok güzel. Tabi 60M çıkınca alevde beklemiyoruz doğal olarak. Bir tane daha açtım 30M çok güzel. 470M son 9 sandık. En kötü 560M'i göreceğiz. 60M daha harika. 530M oldu. Şöyle bir tane daha açtım. 10M çıktı. Bir tane daha açtım. Bir 10M daha. Şöyle bir 40M olsun. 60M olsun. Onları görebilirsek bir tur daha çok güzel olur. 10M geldi. Son 5 sandık. Her türlü kardayız. Şöyle açtım. 10M çıktı. Hadi oğlum bir 40M veya 60M. 40M geldi. Çok güzel. 610M. Bir tane daha açtım. Ejderha alevi. Ejderha alevi çok güzel. Bir bombu direkt. 10M de yanında çıktı. Şöyle bir tane daha açtım. 10M. Sonuncuyu açıyorum. Bir 10M daha bundan çıktı. Totalde bakacak olursak 640M çıktı. 3 tane beyaz inci. Tanesi 5M'den 15M burası. 655M. Bir tane de ejderha alevi çıktı. Bu ejderha alevi de bir won. 755M 1.5 won buradan çok temiz karımız var. Yanında kalanlar tabii ki cabası ama bunlar para etmeyecek. Bunları atacağım yani yere. Gayet güzel abi. Hatta şu mavi incileri falan da biriktireyim. Bunları artı basarken kullanırım. Çok güzel. Bu çar sandık da biraz karlı gibi. Ama eğer ki bizi Jotun'dan kar ettirirse harbiden şanslıdır. Ben hayatımda yani en azından tekrardan başlamış son 1,5-2 aydır Jotun'dan hiç kar edemedim ya. Sıfır abi sıfır. Dedim ki o şansın döndüğü yer burası. 100M verdim toplam bu sandıkları. Tanesini 9M'den aldım. Bakalım kar edebilecek miyiz? Bir ay dışı çıksa parayı 2'ye katlar zaten. Umarım çıkarabiliriz. Şöyle açıyorum. Kaptan kalkan, safir oyma bıçağı, safir işlemesi, altın kenet, halka öğesi, titan kalkanı. Titan dioksit güzel. Sandıkların parası çıktı. Hani 85M falan şunlar diyebiliyorum. 85-90M arası. Yani ortalama çıktı sandıkların parası. Tanrıların meyvesi çok güzel. Bu da para ediyor ama ne kadar ettiğini de çok bilmiyorum. Ruh kemeri, halka öğesi, zümrüt işlemeli, tanrı çiçeği. Tanrı çiçeği para etmiyor. Tunç plakalar, zincir halkalar, şahin kalkan, geçit bileti, ticareti var. Tamam. 10M'de hatta 13M falan da buradan geldi. Gösterişli kemer, şahin kalkan. Leylak bir ay taşı verir misin be? Diken pençe. Level atladık. 16 level oldu çar. Zincir halkalar, altın iplik, çelik plakalar, titan kalkan. Titan kalkanda bir sersem Mekke gelse satardık bir bana. Tabi imkansıza yakın. Hakikat kitabı şeytan boynuzdur. 3 imparator kalkan. Bir daha level atladık. Son sandık havalı çelik yay. Altın kenet. Bir daha level atladık son olarak. Hani totalde bakacak olursak her türlü kardayız. Bu hesap harbiden şanslıymış. Yani şu ikisi zaten titan dioksit geçit bileti birlikte parayı çıkarıyor. Tanrıların meyvesi de 30-40M ediyor diye biliyorum. Sen kalkanların tanesi de 5M'den 10M. Hani güzel. Vallahi çıkardı parayı. Hatta kar ettik. Hayatımda ilk defa da Jotun'dan kar ettim. Çok güzel vallahi. Hesabın ismiyle de tabii ki alakalı bu durum. Hesabın ismi normal bir isim değil. İnşallah kar ederim hesabın ismi. Kar ettik abi. Bu olaylar böyle.
Şansımızı biraz zorluyoruz. Yani çok büyük oynamayacağım. Bayağı az bir şeyler var hatta elimde. Şöyle 5 tane antika safir var. Son olarak artık bu hesapta son bu simyayı deneyeceğim. Bunda da kar ettirirse helal olsun bu jara. Şöyle deniyorum. İlkinin geçmesi çok önemli. İlk efsaneviye geçerse şu 3 taneden de bir tane alma şansımız yüksek. Şöyle deniyorum hemen efsaneviye. Çok güzel. İlkinden efsaneviyi aldık. Şöyle ikinciyi deniyorum. Umarım bu da geçer. Çok güzel. İkinci efsaneviyi de aldık. Şöyle bakalım. İkisi de düz gelmiş. Şuradan bize bir mitsi verirsen tadından yenmez. Şöyle vurdum. Ah be, mitsi gelmedi. Düz geldi. Burada biraz zarar ettirdi. 50'ye falan zarar ettirdi. Hani Jotun'un karını buraya bıraktık. Sağlık olsun artık. Şimdi bir tane şöyle kalp kuşağı buldum. 3 vona. Hem bunu ticaret için alıyorum hem de kendim kullanacağım. Bilmeyenler için Sevgililer Günü eventi geldi. Onunla beraber şöyle kalp kuşağı artı bir tane pet var. O peti kullanırsanız size %50 ekstra XP veriyor. Ha, çikolata tılsımı veya ebedi aşk tılsımı kullanırsanız %100 oluyor. Bende çikolata tılsımı veya ebedi aşk tılsımı yok. Ama pet var. Pet'ta önceki eventten kalma var. Buna şimdi şöyle ufak bir havalı çelik yemdireceğim. Çok abartmayacağım. 30-40 emlik bir şey yemdireceğim. Sonra sürgündeki hesabıma vereceğim. Hem XP gelir hem de bu kalp kuşakları 3 fondan normalde daha pahalı. İşim bitince de bunu satarım 5 fonu 6 fonu. Hem karımız ederiz hem işimiz de görülür. Şimdi 4 eme şöyle bir kuşak alıyorum. 25 ortalama. Neden böyle kötü bir şey alıyorum? Bu kuşağın 3 ortalama vermesi için bu yayın ortalamasının 36 olması lazım en az. 36 ortalamalı yaylarda 1-1,5 fon arası. Hani o kadar çok vermek istemiyorum. 1 ortalama için sadece. Yanında bunun ekstra olarak şeytan var. Şeytandan da %1 de şeytan gelecek ekstra olarak. Hani o ortalamayı oradan kapatır. Bunu hemen ben bir artı 6 yapayım. Sonra emdirelim. Kuşağı artı 6 yaptım. Şöyle de 5 efsun yaptım. Güç de mistik geldi. Güç gelmesi çok iyi oldu. Şöyle hemen emdirelim bakalım. Kaç STR verecek? STR'yi falan bayağı az verecek aslında. 40 STR veriyor. 3 ortalama zarar, 1 de güç. Hani bize yeter. 4 ortalama zarar olsa güzel olurdu ama onun için 36 ortalama yapmam lazımdı. Pardon, 34 ortalama yapmam lazımdı. 11 emiş olsaydı 36 ortalama yapmam lazımdı. Ben düz 11 emişe göre konuşmuştum. Tamam. İnandım ya, tamam. Şöyle güç de gelecek, şeytan da gelecek yanında. Gayet güzel. Zaten amacımız burada XP'yi almak. Ki XP'yi aldıktan sonra da bunu pahalı bir şekilde satarız. 5 vona falan satarım ben bunu 5-6 vondan. Kârımız da var. Gayet güzel. Geçen seneki eventten kalma bir tane pet vardı bende. Yine Sevgililer Günü eventinden kalma. Bakalım bu petle beraber bu kuşak set bonusu verecek mi, onu merak ediyorum. Şöyle açtım. Bir günlük %20 XP veriyor. Çağırdım ama set bonusu vermedi maalesef. O zaman Neste Market'ten pet almak zorundayız. Ben hemen bir app kuponu alayım. Neste Market'teki peti alalım. Hem ondan da %30 ekstra XP gelecek. Toplam %80 ekstra XP'miz olacak. Şöyle peti aldım bu arada, onu göstereyim. 30 XP 15'te canavar veriyor. Şöyle şu anda toplam kaç XP'miz var? 260 XP'miz var. Yani toplam 80 ekstra XP bonusu geldi. Daha seri bir şekilde artık hesabı 95'e atarız. Bakalım hesabımız burada kasılmaya devam etsin. Bayağı bir uzun zamandır şebnem denemiyordum. Şöyle toplu bayağı bir aldım. Toplam 2000'er adet çiçeklerden aldım. Mavi şebnem yapacağız. Umarım karlı olur. Toplam 175 em falan o civarda bir şey gitti. 170 em normal nakitim vardı. Bir bonda bozdurdum. Boş şişe aldım. Aynen 175 em gitti. Şimdi şunları hemen bir dönüştürelim çok seri bir şekilde. Umarım karlı çıkarız. Hani şöyle bir 200'de olsun. 200 STR'li 10 dakikalık böyle bir çıkarırsak çok deli kar ederiz. Bayağı güzel kar ederiz. Umarım çıkarabiliriz. Şöyle son olarak zin suyuna çevirelim bunları. 200 tane de fazladan alp gülü almışım yanlışlıkla. O bir kalmış. Neyse, sıkıntı yok, satarız. Şimdi şöyle mavi şebneme çevireceğim. 50'li 50'li çevireceğim. Bakalım inşallah güzel kar ederiz. Şöyle ilk bir binliği yaptık. Şu ilk binliğe hatta hepsini toplu yapalım, öyle bakalım. Ya niye uğraşıyorum ki? Bayağı bir elimizde mavi şebnem oldu. Şöyle en üstten bakmaya başlıyorum. 90 dakika 90 dakika demişim. 90 STR 5 dakika 150'lik gelmiş. Çok güzel. Çok güzel. Şu 90 ve üstünü arka tarafa ayıracağım. 90 dakika 1... Bak yine 90 dakika dedim. 90 STR 1 dakika. Yani fena değil. Şöyle bir yüzlü var. 90 STR 2 dakika. Güzel. 90 STR bayağı bir vermiş. 50'li var. 90 STR 10 dakika. Çok güzel. Çok güzel kar. Şöyle diğer 50'liye bakalım. 70 STR 3 dakika. Bu kötü. 50'lik var bir tane daha. 30 STR 5 dakika. Tamam, bu 50'liklerin böyle düşük olması iyi. Düşükler az çıkmış. Şöyle 150'liklere en son bakacağım. 50'liklere bakalım. 120 STR 3 dakika. Çok güzel. Diğer 50'ye bakalım. 70 STR 5 dakika. Bu kalsın şurada. Bu para etmez çok.
Par etmez dediklerim bu arada şunlar, hani tanesi 30 STL'yi geçiyorum, 70 STL'liklerin 50'leri hani 6-7 M'den en kötü gidiyor. Hani par etmez dedim, 6-7 M getiriyor yine. Şu 150'liklere bakalım son. 50 STL 10 dakika kötü gelmiş. Diğer 150'lik 90 STL 3 dakika güzel. Bunu da ayıralım şöyle. Son 150'lik 50 STL 2 dakika. Böyle keşke 120 STL 5 dakikalık falan yakalayabilseydik. Çok güzel olurdu bizim için ama kesinlikle zararda olduğumuzu düşünmüyorum. Hani 90 STL'liklerin dakikası, onlusunun dakikası ortalama 2 M. Hani şu sadece 90 M. Şurada 90'lık 5 dakika var mesela. Bu 150 M sadece tek başına. Tabi bunları 10'la 10'la ayırıp satacağım. Bayağı bir tutacak o yüzden. Hani şunlar da bize kar, bunlar da nereden baksanız bir 2 won 3 won eder. 2 won 3 won en kötü karımız var. O da en kötü. Gayet güzel ya. Bayağı iyi çıkardık. BK'larımızı okuyup bir yoluğumuzu da verelim bakalım. Umarım bir yoluğu geçirebiliriz. Şöyle ilk BK'lardan başlıyorum. 3 yönlü kesme yandı. Yaşama isteği geçti. Hamle yandı. Kılıç çevirme yandı. Öfke. Öfke geçti, güzel. Madencilik. Madencilik de yandı. Dönüşüm. Dönüşüm de yandı. Dönüşümün yanması kötü oldu. Biyolog geçecek mi? En önemlisi biyolog. Biyoloğun 19 dakikası kalmış. Tamam, 19 dakika sonra veririz artık. Verelim bakalım ork dişimizi. Geçecek mi? Çok güzel geçti. Son 3 tane kaldı. 3 tane sonunda şeytan hatırası da bitiyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu arada orak nerede derseniz, orak şu an pazarda, 35 bana öyle attım. Giderse gider, gitmezse zaten kendim kullanacağım. Hiç sıkıntı değil. Eğer ki video hoşunuza gittiyse videoyu beğenip kanala abone olarak bana destek olabilirsiniz. Ayrıca hatalarımı ve görüşlerinizi de yorum olarak değerlendirirseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.